Selamünaleyküm Kuşçu Camiası arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Yavruları havaya verdik. Bu işte o videodan sonra cumartesi video çekmiştim. Bugün de salı oldu. Yani o günden sonra işte ikinci uçumları. Arkadaşlar kuşlar her gün üzerine koyuyorlar. Maşallah uçumları seviyorlar bu hayvanlar. Güzel yani. Dün bir tane kaçak videosu atmıştım. Kaçağı da bizim uçum kümesine gönderdim. O da bak bakalım havaya doğru veriyor kendini. İyi maşallah, iyi aferin sana. Bu abi de bozdumanlı da sesleri de güzel arkadaşlar bunların. Kuşların yükselmeleri falan gerçekten çok güzeller ya. Maşallah. Şöyle biraz çekilelim. Hava da tam böyle hafiften rüzgarlı. Hayvanlar da, yavrular da rüzgarda iyi oluyor. Hayvanlar nefes açıyorlar. Aha, martı mı takıldı diyeceğim. Aynen martı takıldı gibi duruyor ama. Yürü lan yürü. Aferin size. Tekrar buluşun bakayım birlikte. Güzel. Aha. Vay anasını, küçük bir atmaca mı diyeyim ben. Neyse gidiyor. Aynen. Küçük bir atmaca gidiyor. Şöyle ufak. Kümesi açalım. Şimdi önemli olan yavruyu buraya indirdik mi? Hoppala, indirdik. Kuşlar bayağı bir yoğun şimdi. Ay be, yürü. Yürü. Maşallah, tak diye yerine indi. Şöyle bir hayvanlarımız nefeslensinler. Ben videoyu başlatmadan önce kuşları uçurmuştum zaten. Ondan sonra videoyu açtım. İşte ondan sonra böyle 5-6 dakika yavaş yavaş arttıra saate getirirler onlar. İyi maşallah arkadaşlar, kümesimizde bir sıkıntımız yok. Yavrularımızın, kuşlarımızın durumları iyi. Şurada bir kanadı uğurlu bir tane, şurada bir dumanlı killi var. O biraz çöktü arkadaşlar. Benim bu şurada uçurduğum kuşlu bu. Fakat şimdi biraz durumu sıkıntılı. Bakalım, ona bir tedavi bulacağız inşallah da toparlarız onu. Ondan sonra şurada bir tane mavi getirdim. Mavi de çok güzel bir mavi. Erkek, şöyle palamut gibi mavi. Bakalım ondan da inşallah bir yavru alacağız. Şimdi şu dumanlımız yumurtlamıyor. O dumanlıyı bir erkeğini değiştirip bir de öyle deneyeceğim. Şuradaki, nerede o erkek? Heh, buradaki erkek de o dumanlıyı gireceğim arkadaşlar. Şuradaki öten dumanlıyı da diğer kümesimde olan boz dumanlı bir tane dişi var. Miskileş. Onların da bir tane koyu, bir tane boz dumanlı yavruları büyüdü. Yani bir haftaya falan onu da buraya alırım. Onu da bu kuşların uçuma dahil ederiz. Şimdi o dumanlıyla onu gireceğiz. O erkeklerinde oradaki dişeye gireceğiz. Bu zaten yumurtladı zaten. Bu dişi yumurtladı. Ondan sonra bakayım burada başka yumurtlayan. Ha, şu mavi kaldı. Şu maviyle de bu yeni getirdiğim maviyi vurabilirim. Şu beyazı boz dumanlı ile eşlemiştik. O da yumurtlamış arkadaşlar. Aman sakin. O da yumurtlamış. Şimdi şöyle kümesimize bir girelim. Yumurtlayanları şurada mesela dumanlı yumurtladı. Bunlar yeni yapmışlar. Aşağıda boz dumanlı yumurtladı. Burada da Nudi ile dumanlı killi var. Onlar yumurtlamış. Yani şu an durumlar böyle.
Evet. Abi de maşallah bu yavrular uçurduğumuz yavrulardan. Bakalım inşallah hayırlısıyla bir şeyler olacaktır ama çok rüzgar oluyor. Rüzgar olduğu için de kuşlar aşağı atıyor ve kuşlar da rüzgara da direnemediği için sağa sola düşmeye çalışıyorlar. O yüzden de bunları sağa sola düşürmeden önce içeri hemen almam lazım. Kuşlar şimdi kuş dumanını yumurtlayacak diye taşa saldırmış. Şöyle bakalım şöyle bir yeni bir tane kum alacağım arkadaşlar kuşlar için. İçerisinde işte midye kırığı, grit diye geçiyor. İşte kırmızı kil filan içerisinde bayağı bir şey var. İnternette görebilirsiniz. Onu alacağım bir de hayvanları onları bir vereceğim çünkü gerçi burada taşıyorlar ama bir de öyle bir fartlık yapayım. Şu hafta sonu yağmurdan dolayı bunu tamamlayamadım. İnşallah bunu tamamlayacağım bu hafta sonu. Biraz daha bir işlerim daha var. Şuraları kazık falan çakacağım. Falan bir şeyler daha var. İçerisine bir toprak dolduracağız. Ondan sonra düzleyeceğiz falan. Ufaktan bir belki çimento döküp böyle bir harç yaparız. Böyle bir düzleştirme yaparız. Bir şap atarız üzerine. Ondan sonra kuşlarımızı bundan sonra orada yemleyeceğiz. Yavrularımızı, mavlarımızı hepsini orada yemleyeceğiz. Artık direkt uçum yerimiz orası olacak. Hayvanlara o eğitimi vermek üzerine çalışacağız inşallah. Şu an durumlar böyle arkadaşlar. Kuşlarımızda durumlar iyi. Yavruların uçumuna devam. Damızlı kuşlarımızı şimdi kuşlar yumurtladı. 5. ayda inşallah kuşları ayıracağım dişi erkekle. Biraz dinlendireceğim. Ondan sonra tekrar yavru aldıktan uçurduğumuz yavrulara bakacağız. Olmadı ya işte şeyleri bir daha değiştireceğiz. Bakalım bir işler yapacağız arkadaşlar. Ve güneşten yararlanma süresi de tabii kısalıyor bu vesileyle. Bakalım ileriki zamanlarda herhalde uçurmaya da vaktimiz olmayacak. En azından şu vakit varken şu yavruları bir kovalayayım. Başlayanları başlasınlar. Başlamazlar da bir görürüz en azından. Ne var elimizde ne yok diye. Şimdi bir yemleme yapalım. Kuşlar acıkmışlar. Yeşillik var güzel. Şimdi şöyle bir yem verelim kuşlara. Uzun da hiç kalkmadı yerinden. Gel, gel. Aferin sana gel. Gel 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 gel. Şöyle şimdi yumurtlamadı ya. Aleykümselam. Şu hareketi çok seviyorum kuşların ya. Uçurdum mavi yavrunun bir tanesi bu. Bir tane yavru bozdumanlı da orada. Ay benim dişim maşallah subhanallah sana. İnşallah şu erkekle sana hayırlısı olacak. Nerede o erkek? Heh, orada. Çok da güzel bir erkek. İnşallah o kuşlara birbirine gireceğiz. İnşallah da altından güzel bir yavru alacağız. Ye, ye, ye. Ye, 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 ye. İşte oyun kuşunda en önemli olan özellik kan. Kanı sağlam olması lazım. O kanı bulmak da kolay değil. Yeni başlayan kuşçular bunu zamanla tecrübe edeceklerdir. Ama böyleki durumlarda etrafındaki ustalardan işte bu kuşta yıllarını vermiş insanlardan yararlanmanız da fayda var. Çünkü öyle her aldığınız iki kuşu eşlediğiniz altından ateş çıkaracak kuş öyle kolay değil yani. Biz de yaklaşık 20 senedir bakıyoruz. Yani hala da bulamadık. Gerçi biraz da bilmiyorum nasip mi, şans mı? Yani vardır bunda da bir hikmet. Belki iyi bir kuş oynatsak kuşlarımızı çalmaya gelecekler. Çalmaya çalışacaklar veya çalabilecekler. Yani o yüzden de bunda da vardır bir hayır diyorum arkadaşlar. Ama tabii ki
iyi her zaman iyi bulmak için her zaman mücadele edeceğiz. Etmeye devam edeceğiz. Çünkü oyun kuşunun maksadı bu zaten. Öyle oyun kuşu al ben bunu besleyeyim iki tane yem atayım. Yok yani öyle bak besleyeceksen kostüm kuşu besleyeceksin. Yani bu kuşu bakmayacaksın. O yüzden de dediğim gibi şimdi kuşlarımızı yine eşleyeceğiz. Bakalım bu eşleme neticesinde de güzel şeyler bekliyorum. Özellikle şu mavi ile dumanlıyı vurdum. Şuradaki şu arkadaki dumanlıyı. O da güzel bir eş oldu. Şu boz dumanlıyla beyazı vurdum. Onlar güzel bir eş oldu. Ondan sonra bu dumanlıyı bu dişi dumanlıyla da bu dumanlıyı gireceğim. Onlar şu normalde şu arkadaki dumanlıyla eş. Onu da kümesteki boz dumanlıyla vuracağım. Allah'ın izniyle bir şeyler olacak arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.